Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Ya birader, şu adrese bir bakıver, burası mı? Ne işin var lan senin bu adreste? Sanayiye boru götürüyorum abi. Sanayiye boru götürüyorsun. Hı hı. Lan burası benim evin adresi. Benim karıya mı götürüyorsun lan boruları he? Ne diyorsun abi, ne karısı ya? Lan seni oyarım cibiliyetsiz. Gel lan buraya. Gel buraya cibiliyetsiz. Yürü. Görmeyeyim seni burada bir daha. Yürü. Oğlum evli mevli değilsin. Ne yalan söylüyorsun adama? Ya canımız sıkkın Dursun amca. Biraz neşemizi bulalım dedik. Daha da kimseye adres sormaz o dümdük. He. Niye canın sıkkın? Ya şanssızlık yakam bırakmıyor ki Dursun amca. Ne oldu ki? Ya elimi neye assam kuruyor Dursun amca. Bir cenabetlik var benim üstümde. Acaba diyorum bu şanssızlığımı kırmak için Hacı Hoca olayına mı girsem? Ya üflemeli hocalardan bir tanesine gideyim ya da Telli Baba'ya, ne dersin? Oğlum Allah'tan ümidini kestin mi? Yok ama Allah bizden ümidi kesti Dursun amca. Baba yok, çocuk yok, para yok, karı yok. Yani hayatımın sonunda cehenneme gidersem 30 yılı düşmeleri gerekir. Tövbe de oğlum. Allah sana iskonto mu yapacak? Vardır elbet bir bildiği. Ben senin yerinde olsam profesyonel bir destek alırım. Benim akrabalardan bir tanesi gitmiş birine. Kişisel gelişim uzmanıymış. Bir ayda toparlamış adamı. Ya Dursun amca, biz taksici adamız. Ne anlarız kişisel gelişimden, bilmem neden. Yatmadı benim kafama ya. Yatsın, yatsın. Bak, sana al, kartını da vereyim. Al. Al bak, kişisel gelişim uzmanı. Kişisel gelişim uzmanı, hakikaten öyle yani. Acımaz değil mi? Acımaz oğlum, ne acıyacak? Ayakkabıları çıkarın lan, ayıp olmasın. Lan oğlum, tırstım lan ben. Şimdi gidelim, başka zaman geliriz hocaya. Canını okuyacağım Orhan. Oğlum buraya gelebilmek için bir sürü para verdik. Oğlum bu hoca çok iyiymiş lan. Bütün sosyete geliyormuş, devasını alıp gidiyormuş. Senin okusun üfesin belki bir şey olur lan, bahtın açılır belki. Lan oğlum, eminsiniz değil mi? Gerçekten iyi hoca değil mi? He, çok iyi hocaymış. Daha önce Real Madrid'i çalıştırmış. Tövbe tövbe. Lan şakanın zamanı mı oğlum? Ya içime üç harfli girdiyse? Abi üç harfli ne ya? Üç harfli ne? Onlar senden bahsettikleri zaman beş harfli diye mi bahsediyorlar ha? Beş harfli mi? O ne lan? İnsan mı? Hayır. Salak. S-A-L-K. Salak beş harfli. Ya oğlum sen ne cahil adamsın ya. Bilmiyorsun bari öğren. Bunlar böyle kalabalık bir şekilde yaşarlar. Aile gibi. Çolukları çocukları vardır bunların, kuzenleri muzenleri, amca çocukları. Dışarıya kız vermezler, ellerinde çikolatalar, bisküvitler olur. Çok güzel söyledin vallahi Kürşat. Kütükleri de Malatya'ya bağlırdın bunların abi, bravo. Bizi yalnız bırakın. Tabii. Pardon. Size demedim, Ali ile Tan'a dedim. Ali ile Tan? Üç harfliler. Bismillah. Hocam, şimdi bizim bu arkadaşımızın bahtı kapalı. Sizden ricamız onun bahtını, kaderini aşacak böyle güzel bir muska yazmanız ha? Her şeyi anlattılar bana. Kimler? Ali ile Tan. Kimler? Ali ile Tan. Ha iyi o zaman, sağ olsunlar. O devirler eskide kaldı. Şimdiki devir teknoloji devri. Eğer durum çok vahimse şöyle bir hard diskim var. Okunmuş, üflenmiş hard disk. Hoca Mourinho Efendi. Hatim indirmiş, biz oradan indirip buna bindirdik. Yani yükledik. Ama ek bir ücret karşılığında üstüne nazar boncuğu da yapıştırabiliriz. Şey, ayıp da sorması hocam, kaç para? 1200 lira. Görüntü kalitesi nasıl, HD mi? 5+1 Dolby Stereo. Maşallah, maşallah. Çok güzel ya. Yalnız hocam biraz pahalı sanki. Bize daha böyle ufak, daha kompakt bir şey lazım. Ne bileyim, hani içine böyle Kevser süresi falan yükleyeceğim bir flashback çok güzel olur. O zaman... Şu
Şöyle bir 16 GB hard diskim var. İçinde benim okuduğum Yasin suresi var. Ama evdeki çocuklar cep telefonuna çektiği için görüntü kalitesi biraz düşük. O yüzden 150 lira. Hocam şimdi bu biraz teknoloji özürlüdür. Gider bunu başka programda falan açar çarpılır maazallah. Şimdi siz bizim daha iyi anladığımız, bildiğimiz bir program olan QuickTime'da bunu yükleyip bize verirseniz çok makbule geçer. Bir de biz öğrenciyiz, bir öğrenci indirimi. Hocam benim de bir konuda istirham mı olacak? Acaba içinde boş yer varsa birkaç dini film falan yükleyebilir miyiz? Caiz midir? Caizdir. İçinde 12 GB boş yer var. Çok sıkıntıya düşersen birkaç GB dua yükler, hallederiz. Zaten o filmler altyazılı oluyor. Yani kendi başına altyazı yükleme. Okunmuş altyazı olması gerekiyor. Okunmuş altyazı caiz mi hocam? Caizdir evladım. Peki hocam, takabilir miyim? Öpeyim mi hocam? Öp evladım. Hocam o zaman ben şimdi psikolog kadına gideyim, söz vermiştim. Belki şanssızlığımı kırarım. Belki de kıramam. Ali! Tan! Gidin! Bize müsaade hocam o zaman. Borcumuz? 150 lira. Şansa bak, 150 lira varmış. Helalinden. Gidebilirsiniz. Gidelim oğlum, gidelim. Başımız iş açılacak lan burada. Ali ile Tan'a selam söyleyin hocam. Geri geri çıkın lan. Geri geri. Evet Orhan Bey. Sizi dinliyorum. Ne anlatayım? Ne mi anlatayım? Çok şanssız biri olduğunuzu söylemiştiniz Orhan Bey. Mesela hayatta ne gibi şanssızlıklar yaşadınız? Onlardan başlayabilirsiniz. Başlayayım. Geçen hafta altılı ganyan oynadım Figen Hanım. İlk 5 ayağı tutturdum. Güzel. Son ayakta 20 at koşuyordu. 17'sini yazdım. Yoksa Adana koşusu mu bu? Yok, Bursa. Hadi ya. Eğer Bursa koşusuysa kesin çok iyi para vermişlerdir. 1 milyona yakın verdi. Ne? 1 milyon lira mı? Tuttu mu? Sıkma canın Orhan, olur böyle şeyler. Abi nasıl sıkmayayım ya? Son ayakta 20 atın 17'sini yazmışım. Yazmadığım 3 at 1., 2., 3. geliyor. Koduğumun atları ya. Aslında çok sıkılacak bir durum. Gerçekten haklısınız Orhan Bey. Orhan Bey, sonra ne oldu? Lisedeyken Deniz Güneş diye bir kıza aşıktım Figen Hanım. Sırf onu bulabilmek için bizim Kürşat'a rica ettim. Beni Facebook'a kaydetti. Facebook'a mı? Sonuç? Kızı bulabildiniz mi? Lan Kürşat, emin misin lan Deniz Güneş olduğundan? Abiciğim sen sosyal medyadan daha mı iyi biliyorsun ya? Bak, görüyor musun? Aynı zamanda liseden mezun olmuşsunuz. Aynı folklor ekibinde çekildiğiniz aynı fotoğrafı koymuşsunuz işte. Deniz Güneş. Lan iyi de erkek yala bu. Erkek yala mı? Birader galiba seninki sonradan kesin dönüş yapmışız. Lan görüyor musunuz lan bendeki şansı? Sevdiğimiz kız neredeyse ağzımıza ver. Ver lan bir sigara ver. ver. Veren vermiş oğlum sana. Çok şanssızım Figen Hanım. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Ay çok haklısınız Orhan Bey. Aslında siz kutup ayısı sendromuna yakalanmışsınız. Kutup ayısı sendromu? Lan Kürşat, Teoman, lan siz de mi kutup ayısı oldunuz? Bizim oralarda bir laf vardır Orhan, bilir misin? Bahtsız bedeviyi Facebook'ta kutup ayısı dürtermiş. Lan oğlum benim Facebook profilimde ilişkide yazıyor bir kere. Oğlum Orhan, biz de onun için geldik zaten. Senin o ilişkide durumunu karışık yapacağız yavrum. Teoman, elim buz gibi bir sigara daha versene lan Kürşat. Bizim oralarda yine bir laf vardır Orhan. Kutup ayıları sigara içmez. Yani şeyden önce. Anlarsın ya. Lan oğlum ne yapıyorsunuz lan? Ben bakireyim. Biz de azgınız. Maalesef. Hayatta her şeyi daima olumsuz yaşadığınız için her şeyin öyle olacağını sanıyorsunuz. Biz buna tıpta
Kutupu sindromus deriz. Ümit var mı peki? Şey aslında... Baba! Sen kimsin lan? Abi ben Figen Hanım'ın hastasıyım. Ya sabahtan beri benim telefonlarıma niye cevap vermiyorsun sen? Ya baba görmüyor musun? Çalışıyorum. Sözümü kesme. Sözümü kesme. Rüstem'in oğlu Fevzi ile sözünü kestim. Yarın bu iş bitecek. Ne? Bir mafya babasının oğluyla hayatta evlenmem. Hele de o sümsük Fevzi ile asla. Bana bak. Bana bak Figen. Sonuçta sen de bir mafya babasının kızısın. Aramızdaki bu kan davası bu evlilikle bitecek. Öyle mi? Senin arandaki kan davası bitecek diye. Ben istemediğim bir adamla mı evleneceğim? Bana bak Figen, sesini yükseltme. Bu evlilik olacak. Hayır, olmayacak. Çünkü ben başkasını seviyorum. Şey, aslında ben sözlüyüm baba. Değil mi Orhancığım? Orhancığım? Ben zaten sizi tanıştıracaktım. Baba bak Orhan. Orhan bak baba. Hem biz birbirimizi deliler gibi seviyoruz. Olabilir. Bozacaksın lan. Bozdum zaten dayı. Abi. Evet baba bozdu zaten. Hem de ne biçim? Bozmuş. Bozmuş abi. Aslında... bir şey daha diyeyim de... nasıl diyeyim? Baba ben 2 aylık hamileyim. Hamile? Hamilemiş. Sabit. Hamileymiş abi. Bana bak Figen. Derhal aldırıyorsun, Fevzi ile evleniyorsun. Ulan sana gelince. Seninle sonra konuşacağız dümdük. Abi. Kırmızı size çok yakışıyor. Sabit. Sabit. Ödüm patladı lan. Belki de patlamadı. Vay be. Sen şimdi yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kırmızı Erol'a damat oluyorsun öyle mi? Yok be oğlum. Babasının baskısından kurtulmak için öyle bir yalan söyledi kız. Oğlum Orhan. Kırmızı Erol'la oyun olmaz oğlum. Bak adamın lakabı nereden geliyor biliyor musun? Öldürdüğü adamların kanı üstünde leke bırakmasın diye giydiği kırmızı elbiselerden. Donuna kadar kırmızıymış lan adam. Aman be oğlum doğru söylüyor. Bulaşma sen Kırmızı Erol'a falan. Oğlum adamla şaka olmaz vallahi bak. Salça diye yemeğe katar oğlum adam seni. Yok be oğlum uzun sürmeyecek. Figen'le konuştum. Bir müddet devam ettikten sonra vazgeçmiş olacağız. Babam takmaz boş ver dedi. Erol abim seninle görüşmek istiyor. Takacak galiba. Hadi! Bizim aileye girmek zordur Orhan. Kırmızı Erol'un damadı gözü pek biri olmalı. Figen senden bana biraz bahsetti. Cezaevine çok girip çıkmışsın Orhan. Yani? Silivri Kapalı'dan Cenabet Şükrü'yü tanıyor musun Orhan? Vallahi o stada hiç gitmedim ama İnönü Kapalı'dan Deli Kudret'i çok iyi tanırım. Çarşıda çok rakı balık muhabbetimiz olmuştur. Her neyse. Gelelim asıl konumuza. Şimdi sana bir görev vereceğim, çok basit. Bunu yerine getirirsen Figen'le evlenebilirsin. Adam mı öldüreceğim? O kadar basit değil Orhan. Ha iyi o zaman. Sana vereceğimiz emaneti verilen adrese teslim edeceksin, sonra döneceksin, gelip Figen'le evleneceksin. Şimdi gidebilirsin Orhan. Orhan. Buraya gelmişken bir yüzünü göreyim ulan.
Hadi bakalım. Abi koli demiştiniz, sandık çıktı bu. Koli yazıyor işte, kör müsün? Kaldır. Bu eşek ölüsü gibi ya. Bana bak, bu koli Erol abi için çok önemli. Her ne olursa olsun bu koli gideceği yere kadar asla açılmayacak. Güzergahından asla sapmayacaksın. Yoldan mola dahi vermeyeceksin. Anladın mı? Anladım abi. Geç işim giderse? Al bunu yaparsın. Hadi görüşürüz.